Bugün benim doğum günüm ve kabuslar içinde doğduğum güne başladım. Rex'i çok özlemiştim. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Rex'in eski muhabbetini, Rex'in konuştuğu zamanları, birbirimizle olan şakalaşmalarımızı, her şeyi çok özledim. Eminim sizler de özlemişsinizdir kosifler. Sanırım bu özlemim bana bu kabuslar olarak geri döndü. Elimi yüzümü yıkamak için tuvalete gittim. Rex'e olan özlemim her gün arttıkça kabuslarım da onunla birlikte artmaya devam etti. Yüzümü yıkayınca sanki rüyamı hatırlar gibi oldum. Rüya yine Rex'le alakalıydı. Ama konu neydi? Orasını bir türlü hatırlayamadım. Hani rüyayı tam hatırlayamazsınız ama kabus olduğunu bilirsiniz ya. İşte tam onlardan biriydi. Mutfakta kahvaltı hazırlığında olan eşim Selma'nın yanına gittim ve günaydın dedim. İşte gerçek kabus o zaman başladı. Günaydın. Günaydın. Günay. Size ne oldu? Sizden oldu, konuşsana bir daha. Günaydın. Sesine ne oldu, konuşsana bir. Ya ne oldu sesine? Duymuyor musun kendi sesini? Duymuyorum. Sesin kime benziyor biliyor musun şu an? Kime? Rex'e benziyor sesin. Fark etmiyor musun? Enes. Ay niye böyle oldu? Nasıl oldu ya? Ne oldu? Ya bana ne oluyor? Su getireyim mi? Bir su iç. Getirsene. Sesin... Nasıl mı ses? Ne oldu benim sesime ya? Al iç bakayım, aynı çünkü hiç değişmedi. İç iç bir. Ses deneme. Deneme 1-2. Selma ne oldu benim sesime? Bilmiyorum ki. Tutsana bir, çok fena. Evet, bir şeyler var gibi. Seslendirme resmen kalınlaşmış. Bana ne oluyor Selma? Ne bileyim. İçerken bir şey hissediyor musun? Bir dakika. Ra ra. Sol sol. Selma ne biliyorsun? Ya çok kötü, Rex gibi. Evde Rex var sanki. Ne alaka ya, bu olmamalı. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Şoktayım şu an, bilmiyorum. Bir pastil vereyim mi? Bir şey ver, ne olur ver. Nefes sesin bile kalın. Oh, hey, hey. Selma? Hiç değişmedi. Ya ne yapabilirim ki abi, ben nasıl olabilir böyle bir şey? İçinde Rex kaçtı resmen. Evet, gerçekten içinde Rex kaçmış. Aynısı. Dayımın bu konuda bir şeyi vardı. Ses tellerinden sıkıntısı vardı. Onun da sesi kalın, aynı Rex gibi. Dayımın yanına gideceğim. En azından bir doktora falan yönlendirir bizi. Bilmiyorum. Bu senin dayından daha kalın şu an sesin, diyeceğim. Selma, bildiğin Rex sesi var şu anda kulaklarımda. Evet. Acaba biraz uyusan mı, sesini mi dinlendirsen? Geçer mi acaba? Hayır, dün ne yaptım diye düşünüyorum. Bir şey yapmadım ki. Yani sesimi yormadım. Tamam, yeni şarkıyı söyledik seninle geçen gün. Kaydını aldık.
Ama bu ne? Bakar mısın seslere? Yaratık gibi bir şey oldum abi ben. Ben dayının yanına gidiyorum. Ya niye dayına gidiyorsun? Doktora gitsene. Tamam, doktora gitmek için onun yanına gideceğim zaten. Onun sesleri de böyleydi. Bir doktora gitmiştim. Beni belki iyiye geldi zaten. Yüzü dayının sesi hiçbir zaman bu kadar kalın olmadı. Senin resmen Rex kaçmış içine. Rex gibi şey yapıyorsun, konuşuyorsun. Duymuyor musun kendini? Ya duymaz olur mu? Kulaklarım patlayacak adeta. Enes, görüyor musun kardeşim? Neredeyim ya? Abi bir an önce gidelim. Ben gidiyorum. Ya geçeceğine inanıyor musun? Bir şekilde geçmesi lazım. Kulaklarım patlayacak çünkü. Kulaklarım bildiğin patlayacak ya. Ooo! İnanmıyorum. Hepsi Rex'in yüzünden. Gitti, böyle oldu. Resmen içime kaçtı ya. Dur, bekle, böyle mi çıkacaksın? Üşürsün. Ne yapayım? Sivit getirsene bana oradan bir tane. Ne yapacağım ben ya? Hale bak. Ev çınlıyor resmen, gidiyor. Ta en arkadan duyuluyor sesi. Selma, sen benim kulaklarımdaki şu an sesi duyuyor musun? Öyle bir ses var ki. Hadi gidelim Enes. Görüşürüz. Selma, görüşürüz. Ya bağırma. Millet ayağa kalkacak, bağırmasana. Ya ne bileyim, hadi görüşürüz. Ra. Re. Sol la si do. Kafayı yiyeceğim ya. Bu nasıl bir ses ya? İşte böyle evden çıkıp Rex'in yanına doğru yol aldım arkadaşlar. Ama nereden bilebilirdim ki? Rex'le karşılaşınca asıl büyük dertler gelecekti. Rex'le karşılaştığımda ne mi oldu? Of of, orasını hiç sormayın. İsterseniz birlikte izleyelim. Rex! Arkadaşlar! Bu bastık beni anne! Rex! Bunu kim koydu buraya? Enes! Abi onları boş ver, gidelim Allah'ını seversen. Niye? Abi sen... sesini unuttun mu? Alışmaya başladım galiba sesime. Bu nasıl görünüyor oldu? Işıklar! Rex! Bunu ben dememem lazım, bunu ben böyle konuşmuyorum. Işıkla ne oldu bu arabanın? Jantlarını kim çaldı? Bunun sesinde ne oldu? Kafamda deli sorular. Çıldıracağım. Araba gidiyor mu acaba Enes? Hadi deneyelim. Hadi. Enes atla. Ağacı dönmeden gidelim. Böylece dayıma doğru hızla yol aldık. Arabanın lastikleri, jantları, ışıkları, her şey değişmiş. Bir de kasanın altına bir demir yığını gelmişti. Neler oluyordu? Nasıl bir durumun içerisindeydim bilmiyorum. Sesimi mi düşünsem, Rex'imi düşünsem bilemedim. Panik halinde dayımın yanına ulaştık. Tabii dayım beni bu şekilde beklemiyordu. Çok şaşırdı. Dur.
Dayı! 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 Oha! Ses benden çıktı! Dayı benden çıktı da bilmiyorum ne olduğunu. Ben resmi zannettim. Oha, bu senin sesi benden de kalınlaşmış oğlum, ne oldu? Dayı bilmiyorum, sesin sabahtan beri böyle, sen böyle konuştun. Dedim dayımı yemeğe gideyim, senin de sesin kalın, senin doktorun falan vardır, ne oldu bana böyle dayı? Allah Allah, doktora götürüyor, benim sesim kalın da benim orijinal halim bu oğlum. Dayı. Sana Rex'ten karıştınız. Abi dayı, Rex içime kaçtı yani bildiğin. Dayı diyor bağırınca ben Rex geldi zannettim, ana. Yok, gidelim dayı. Gidelim doktora gidelim, böyle ses mi olur ya? Aa, cin mi çarptı seni oğlum? Konuşamıyorum, bir kere zil olacağız diye, doktor hızısı. Diye aklımda bir gidelim dayı. Hemen doktora, hemen! Sen benden beter olmuşsun ya! Dayı, bilmiyorum dayı! Dayı, arabanın haline bak! Bu ne olmuş lastikler lan? Benim arabanın lastiğinden küçük! Dayı bak, benim anlamadığım olay şu, sesin böyle, araba böyle, ışıkları yanmıyor bak! Bak ışıkları yanmıyor, bak basamak ışıkları yanmıyor! Ben bir şey söyleyeyim, sen Rex'ten karıştın galiba! Dayı, ben diyorum içime Rex taştı! Atla atla! Siz yer değiştirmişsiniz! Bir şey oldu vallahi bilmiyorum! Doktora doğru giderken evden annem çıktı. Ana yüreği tabii. Sesimi duymuş, ne oldu diye sordu. Ne oldu sana, ne oldu sesine? Anne! Ay, ne oldu sesine senin? Ablam, cin kaçmış telefonun ya! Tabii annemi de durumu açıklayamadan hızla uzaklaştım oradan. Oğlum, doktorun dediğini duydun. Üzülerek söylüyorum. Senin içine dört harfli kaçmış. Yapacak bir şey yok. Sese bak ya. Babamın sınıf arkadaşı Reyhan teyze bile sesimi duydu. Herkese rezil oldum. Reyhan nereden? Nasılsın? İyiyim Reyhan teyze. Sen nasılsın? Senin sesine ne oldu böyle? Bilmiyorum Reyhan teyze. Bulamıyoruz. Çareyi koşa koşa eve gitmekte buldum. Haliyle evde beni başka bir durum daha bekliyordu. Yankı okuldan gelmişti ve benim sesimi ilk defa duyacaktı. Acaba benden korkar mıydı? Acaba bundan sonraki yaşamımda bu sesimle beni kabul ederler miydi? Hem Selma hem de Yankı. Ama bir şekilde gitmem gerekiyordu ve bu acı gerçekle yüzleşmem gerekiyordu. Biraz da duygulanmıyor değil. Bir an Yankı'nın ve Selma'nın beni kabul etmediklerini düşündüm. Bu sesimle onlara çok rahatsızlık veriyor olabilirdim. Cesaretimi topladım ve eve doğru yol aldım. Ne oldu, gittin mi? Ne oldu? Düzelmedi mi? Ne dedi doktor? Baba niye konuşmuyorsun? Baba niye boğazın mı tıkalı? Anneciğim, babanın sesinde biraz bir şey olmuş da böyle. Yankıcığım korkma, tamam mı? Yankı nereye gidiyorsun? We'll be right back.
Ben sana dedim korkacak diye. Çocuk da korkuyor ya. Yankı. Yankı gelsene babacığım. Yankı. Babacığım ne oldu? Ya bu bilmiyorum niye böyle oldu. Dur ben konuşayım. Yankıcığım ya babanın sesi birazcık böyle bir kalınlaşmış ama korkulacak bir şey yok yani. Babam korkma. Değil. Babam değil diyor ya. Allah'ım yarabbim ben ne yapacağım ya? Yankı benim babanım ya. Ben babam Kosif. Babam ne yapıyorum? Selma ben ne yapacağım? Bilmiyorum ki yani Allah'ım başımıza gelene bak ya. Yankı. Oğlum bak ben babam sesim bilmiyorum niye böyle sabah uyanma sesim böyleydi. Çıkabiliyor yorganın altından. Hayır. Neden? Hadi. Hayır sen bir reksin. Ne? Ben bir reks miyim? Korktun mu benden? Selma ben yatıyorum belki uyanınca düzelir. Uyumaya çalışacağım. Sabaha kadar uyuyacağım bu gece. Dinlendir sesini. Belki düzelir o zaman. Yapacağım bir şey yok başka. Tüm bu olayların en üzücü yanı ise evladım, oğlum, canımdan çok sevdiğim oğlum Yankı'yı istemeden de olsa ürkütmüş olmam. Bir baba olarak evladının yorganın altına saklanmış olması ve ben uyuduktan sonra yatağından kalkıp evi kolaçan edip annesinin yanına gelmesi ve benden ürkmüş olması beni gerçekten çok üzdü. Ertesi gün uyandığımda kendimi çok iyi hissediyordum. Hiç kabus görmemiştim. Ama nereden bileyim? Asıl kabus şimdi başlıyordu.